Herkese merhabalar, ben Serkan. Bugün arkadaşlar sizlerle bir konuyu konuşmak istiyorum. Zaten videonun başlığından gördüğünüz gibi arkadaşlar 4000 saat ve 1000 abone olduktan sonra para kazanma ile ilgili, iş ortaklığının kabul edilmesi ile ilgili konuşacağız. Ben Facebook'ta ve YouTube'da birçok arkadaşın bu konuyla ilgili aklında sorular olduğunu gördüm ve birçok insanın cevap bulamadığı sorular vardı. Yani para kazanması onaylanmıyordu bazı arkadaşların. 4000 saat ve 1000 aboneyi tamamlayabilmiyorlardı. Ben sizlere bu bilgileri vereceğim arkadaşlar. Video sonuna kadar izlerseniz emin olabilirsiniz ki para kazanmanız onaylanacak ve hiçbir sıkıntı çekmeden arkadaşlar iş ortaklığı kabul edilecek. Neden bana inanacaksınız arkadaşlar? Yani bazı arkadaşlar şimdi söyleyecek ki sana neden inanalım? Zaten alttaki reklamlardan gördüğünüz gibi benim para kazanmam onaylandı, iş ortaklığım onaylandı arkadaşlar. Ben bunu bir yılda yaptım. Bir yılda arkadaşlar 4000 saat ve 1000 aboneyi tamamladım. Ve arkadaşlar yaklaşık olarak 4 gün ve 4 gün 5 gün içinde arkadaşlar iş ortaklığım kabul edildi. Yani aslında YouTube bana söylüyordu ki senin 30 gün içinde kanalını inceleyeceğiz ve sana bir mail atacağız arkadaşlar. Fakat benim para kazanmam 4 ve 5 gün içinde onaylandı. Sizde de bu olabilir arkadaşlar. Siz de bunu yapabilirsiniz. Bir şey isterseniz arkadaşlar olur. Ben size şimdi akılda kalan tüm soruları cevaplayacağım. Bilgiler vereceğim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar ben kanalımı açtığımda 10.000 izlenme sınırı vardı. Yani 10.000 izlenmeyi geçtikten sonra para kazanmanız onaylanıyordu. Fakat arkadaşlar ben o zaman da 10.000 izlenmeyi geçemedim. Hatta onun üzerinden bir ay geçtikten sonra 4.000 saat ve 1.000 abone sınırı geldi. Bu çok ama çok zor bir sınırdı. Evet, yani 4.000 saat 240.000 dakika yapıyor. Yani en az senin videon 200-300.000 izlenmesi gerekiyor ki sen o dakika izlenmeyi toplayabilirsin. O izlemeyi toplayabilmek için arkadaşlar en azından 200-300.000 izlenmek gerekiyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. 1000 aboneye toplamak aslında kolay. Fakat arkadaşlar ben doğal yoldan yaptığım için 4000 saati tamamlamıştım ve 1000 abone kalmıştı. Ben Facebook gruplarından bildiğiniz gibi arkadaşlar Facebook grupları var ve Facebook gruplarında karşılıklı abone oluyorsun. Bu henüz incelemeye alınan kanallarda kapanmadı. Yani siz bu yoluna abonenizi kasabilirsiniz. Fakat izlenmenizi kasmayı önermiyorum. Benim kanal içeriğim arkadaşlar kağıttan bir sürü şeyler yapıyordum. Yani origamiler falan yapıyordum. Siz de bu tarzda şeyler yapabilirsiniz. İnsanların aratacağı bir şey yapmanız gerekiyor. Yani sizin kanalınız henüz küçük ve hiçbir kimse sizi tanımıyor ve aboneniz çok az. Yani 100 aboneniz de hiç yok belki de. Ve siz videolarınızı izletmeniz gerekiyor. Bu yol arkadaşlar bu tarzda bir kanallar varsa, yani abonesi çok düşük kardeşlerimiz varsa ve hiçbir yerden de tanımıyorlarsa onların yapacağı tek şey aratılan videolar çekmek arkadaşlar. Aratılan videolar çekerseniz sizin kanalınız öne çıkar, sizin kanalınız abonesi artar ve izlenmesi artar. Yani hiçbir şekilde tanımıyorsanız bunu yapmak kesinlikle yapmalısınız yani arkadaşlar. Yapamazsınız izlenmezsiniz. Ben kağıttan uçak yapımı, kağıttan gemi yapımı ve kağıttan bir sürü origamiler yaptım. Ve bu origamiler arkadaşlar çok fazla izlendi. En fazlası 60.000'e yakın izlenmişti. Siz de arkadaşlar böyle bir şey yaparsanız izlenecektir. Kesinlikle izlenecektir. Ve izlenme süresi çok fazla oluyor bu tarz videolarda. Mesela 3 dakikalık bir video yapsan onun 2 dakikasını izliyorlar. 2 dakikadan fazlasını izliyorlar. Bunu da arkadaşlar uçağı yapıyorsan eğer kağıttan bir uçağı video baştan sona kadar izlemen gerekiyor ki sen onun nasıl yaptığını anlayasın diye. Yani o uçağı nasıl yaptığımı insanlara görmek için videoyu baştan sona kadar izliyorlar. Ve bu da bana izlenme kastırıyor. Yani 4000 saati böyle kastım arkadaşlar. Fakat sonlarda 1000 abone sınırı kalmıştı bende. 1000 aboneydi arkadaşlar. Facebook gruplarından da video linkini paylaşarak da biraz abone kasmışlığım vardı. Fakat çoğusunu arkadaşlar doğal yoldan kasmayı düşünüyordum. Neden diye sorarsanız trafiğe de bakıyorlar arkadaşlar. Trafik de önemli inceleme sürecinde. Yani YouTube çalışanları zaten söylüyorlar. 5 şeye çok önem veriyorlar. Onlardan biri de arkadaşlar trafik ve en fazla izlenen videolar. En fazla izlenen videolarınız prim olmaması gerekiyor. Kendi içeriğiniz, kendi videonuz olması gerekiyor. Benim en fazla izlenen videom kendi içeriğimdi. Ve arkadaşlar böyle söyleyeyim, 4000 saat 1000 aboneye tamamladınız, tamam, incelemeye yolladılar arkadaşlar sizin kanalınızı. Ne yapmanız gerekiyor?
Ben bir gün bekledim, iki gün bekledim. Üçüncü gün Twitter'a mail attım. Team YouTube diye Twitter'da var arkadaşlar zaten. Team YouTube yazarsanız gelecekti. Bir sürü arkadaşlar bu yolu deniyorlar. Ben de arkadaşlar denedim. Üçüncü gün kanal linkimi ve İngilizce onlardan 4000 saat ve 1000 abonemi tamamladığımı söyledim ve kanalımı daha hızlı şekilde inceleyip kabul etmelerini rica ettim. Ve arkadaşlar bir gün geçti üzerinden 4. Tam olarak arkadaşlar 5. gün kanalımın statistikalarına baktığımda para kazanmanın onaylandığını gördüm ve bu beni çok mutlu etti. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar bizden 5 şey istiyorlar tabii. Onaylamak için YouTube olarak. Onlardan biri YouTube politik ihlalini bozmamamız. Yani hiçbir kurallarını bozmamamız gerekiyor. İkinci olarak arkadaşlar özgün içerik çekmemizi ve 4000 saat 1000 abone sınırını geçmemizi istiyorlar. 12 ay içinde 4000 saat izlenmek ve 1000 aboneni geçmek gerekiyor. Ve arkadaşlar tabii ki olarak bir bağlı AdSense hesabı istiyorlar. Tam olarak bizden bunları istiyorlar. Biz de bunları arkadaşlar harfiyen uygulamamız gerekiyor. Yani kendi içeriğimiz olacak, 1000 aboneye ve 4000 saati geçeceğiz ve sonunda olarak arkadaşlar incelemeyi alacaklar. Ve 30 gün içinde inceleyecekler diye bir şey yazıyorlar arkadaşlar, inceleniyor diye kalıyor. Birçok arkadaşlar bu inceleniyor diye kaldı ve 6-7 ay geçti, hatta 1 yıl geçmiş insanlar tanıyorum, para kazanması onaylanmadı. Benimki arkadaşlar 5 gün içinde onaylandı ve size şöyle söyleyeyim. Bazı arkadaşlar diyor ki YouTube politik ihlalini bozduğun zaman hiçbir zaman kabul etmez. Fakat arkadaşlar zaten buraya koyduğum gibi görüyorsunuz. Benim arkadaşlar bir tane telif hakkım vardı. Şarkı telifi değil. Supercell bana telif atmıştı. Bir videomu kaldırmıştı yayında. Ve 3 ay beklememi gerekiyordu. Ben fakat arkadaşlar beklemedim. Yani politik ihlali durduğu halde bile para kazanmam onaylandı. Aslında ben düşünüyordum ki tüm videoları kapatayım, abone falan gelmesin bana. 3 ay geçti. 3 ay geçtikten sonra arkadaşlar videoları herkese açık yapayım ve abone artsın, ondan sonra incelenmeye alınsın gibi bir şey düşünüyordum. Fakat böyle yapmadım. Kendime güvendim. Yani onaylanacağına inandım arkadaşlar. Ve yaptım. 1000 aboneyi geçtim. 4000 saat zaten vardı. Ve bir tane bir kanalda da şikayet vardı. Bir politik ihlali bozmuştum. Supercell bana telif atmıştı. Buna bakmayarak arkadaşlar para kazanmam onaylandı. Ve para kazanmam onaylandığında bana özel olarak arkadaşlar bir ekip kurdular. Yani tüm iş ortaklığını kabul etmiş insanlar için özel bir ekip ayırmışlar. YouTube çalışanlarından, YouTube Türk çalışanlarından özel 24 saatlik bir ekip var. Yani kendi sorularınızı bir şeyi merak ediyorsanız sorabiliyorsunuz onlara. Çok güzel olmuş. Ve arkadaşlar burada bir tamir gidiyor ve ona göre de sesten dolayı kusura bakmayın. Böyle konular arkadaşlar birçok arkadaş merak ediyordu. Akıllarda çok fazla sorular vardı. Şikayet alırsam para kazanmam onaylanır mı? 4000 saat ve 1000 aboneye geçersem ne zaman onaylanacak? Nasıl olacak diye birçok arkadaş merak ediyordu. Sizin de kendi sorularınız varsa bu videonun altına yorum olarak bildirebilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer bir şeye inanarsınız arkadaşlar olur, kesinlikle olur. En önemlisi sizin kendinize inanmanız, kendinize güvenmeniz ve çalışmak arkadaşlar. Kendinize güvenin ve çalışın. Kendi içeriğinizi üretin, kendi fikirlerinizi oluşturun. Bu tarzda arkadaşlar yaparsanız eninde sonunda istediğiniz başarıyı elde edeceksiniz de. Ve kendinize hiç şüpheniz olmasın. Ben bunu yaptığımda bana çok arkadaş söylüyor ki 4000 saat 1000 abone sınırı var ve senin para kazanman onaylanmayacak, zaten boşuna yapıyorsun, yapma gibisinden. Fakat ben bu işi seviyorum. Bu işi seviyorum arkadaşlar. İçerik üretmeyi, video editlemeyi, YouTube'la uğraşmayı seviyorum. Yani benim arkadaşlar ben bu işin parasında falan değilim. Tabii ki parası önemli. Neden arkadaşlar? İçerik sizlere daha güzel içerik üretmek için daha güzel ekipmanlar gerekiyor tabii ki. Bu ekipmanları elde etmek için arkadaşlar YouTube'dan gelen gelir önemli. Fakat arkadaşlar yani en önemlisi güzel iş ortaya çıkarmak. Bazı arkadaşlar çok merak ediyor ki ne kadar para kazanırsın, yani nasıl olur. Ben şu anda kanalımda 4 gün içinde para kazanmam onaylandı ve 4 gün içinde 5600'e kadar reklam gösterildi ve bu reklamlardan 2,5 dolar falan
gibi bir para geldi. Tabii ki şu anda arz eden benim 10 dakikalık videolarım yok arkadaşlar. Neredeyse yok yani. 2-3 tane 10 dakikalık videom var. Çoğu videom 2-3 dakikalık videolar olduğu için para kazanma da arkadaşlar düşük oluyor. Yani 10 dakikadan az bir videomuz olursa orada bir reklam Google kendi, YouTube kendi arkadaşlar reklam gösteriyor. Google'dan AdSense'den reklamları bir tanesini gösteriyor. Fakat 10 dakikadan fazla videolarınız oldukta istediğiniz yere arkadaşlar reklamlar koyabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar reklamlar koyabiliyorsunuz. Tabii ki abartmamak şekliyle. Yani 10 dakikalık videoya en fazla 4-5 tane reklam koyabiliyorsunuz. Bunun sayesinde de gelirleriniz 2-3'e katlanıyor. Yani daha fazla oluyor. Şimdi ise arkadaşlar yani arkadaşlar söylediğim gibi bu işler böyle yani 4000 saat 1000 abone incelemek gibi sizlere kendi tecrübelerimi sundum. Birçoğunuzu tabii ki biliyorum yine sorular kaldı aklımda. O soruların hepsini arkadaşlar alttan bana yazabilirsiniz ve Instagram'ıma da yazabilirsiniz. Alta Instagram'ı da bıraktım. Oradan da arkadaşlar bana yazarsanız ben sizin yanıt vereceğim, cevaplayacağım arkadaşlar sorularınızı. Tabii ki ben bir YouTube veya YouTube çalışanı değilim fakat kendi tecrübem çok fazla. Yani bu benim ilk kanalım değil tabii ki. Bundan fazla 2-3 tane kanalım oldu ve hepsi bazı nedenlerden kapandı. Yani genel olarak 2013 ve 2014'ten YouTube'la ilgileniyorum. Yani çok fazla şey yaşadım. Çok fazla bilgim var. Sizlere de bu bilgileri verip yardımcı olmak çok istiyorum. Buna göre de arkadaşlar bana sorularınızı yazabilirsiniz. Kendi tecrübelerime esaslanarak sizlere yanıt vereceğim. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Yani böyle bir konuşma videosu yapmak istedim. Sizlerle konuşmak istedim. Sizlere anlatmak istedim bu 4000 saat 1000 aboneni ve onaylanma sürecini. 4 gün 5 gün içinde para kazanmam onaylandı. Böyle arkadaşlar. Umarım bu video sizler için önemli bir yararlı video olmuştur. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu alttan beğenerek kanalıma abone olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Diğer videolarda görüşene dek. Bay bay.